Değerli öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Birinci dönem ikinci yazılı sorularıyla karşınızdayız. Birinci dönem ikinci yazılı soruları genellikle test şeklinde olduğu için bu yazılımızı sizler için test şeklinde hazırladık arkadaşlar. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız abone olursanız çok sevineceğim. Değerli öğrencilerim, yazılı sorularımıza geçmeden önce bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Yazılı sorularımızla ilgili videolarımıza kanalımızın oynatma listelerinden ve açıklamalar bölümündeki linklerden tıklayarak ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızdaki videolar bölümünden de ulaşabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, videomuzdaki soruları görüyorsunuz, önünüzden geçiyor. Öncelikle siz bu soruları kendiniz cevaplayın, videomuzu durdurarak cevaplayın. Birazdan cevaplara geçtiğimiz zaman cevaplarımızla beraber bunları ne yapın? Karşılaştırın ve sonucunu görün arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar, bu videolarımızdaki sorular illa çıkacak diye bir garanti yok. Bunu belirteyim. Bazen arkadaşlar herhalde sadece bu sorulara hazırlanarak derse giriyorlar, yazılıya giriyorlar ve bazı sorular çıkmayınca, bazı farklı sorular çıkınca hayal kırıklığına uğrayabiliyorlar. Arkadaşlar, bu sorularla beraber öğretmeninizin üstünde durduğu konulara, kitabınızdaki ölçme değerlendirme sorularına da çalışıyorsunuz. Yani bu sorulara çalışıyorsunuz. Öğretmeninizin dikkat ettiği şeylere çalışıyorsunuz. Dikkat çektiği şeylere çalışıyorsunuz. Ve kitabımızdaki ölçme değerlendirme sorularına çalışıyorsunuz. Ve bu üçünü bir araya getirerek yazılıya giriyorsunuz. Ve inşallah yüksek notlar alıyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden arkadaşlar size ayrı bir tavsiyede sunmak istiyorum. Günü gününe ders çalışın. Başarılar diliyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sevgili arkadaşlar, gözlerinizden öpüyorum. Şimdi cevaplara geçiyoruz sevgili öğrencilerim. Evet sevgili öğrencilerim, birinci sorumuzun cevabında bir metin verilmiş ve bu metin biliyorsunuz bilimsel çalışmalarla ilgili bir metin. Buna göre denmiş metinde tanıtılan yer aşağıdakilerden hangisidir? Evet arkadaşlar biliyorsunuz bilimsel gelişmelerle ilgili önemli bir gelişme Göbekli Tepe'de, Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Göbekli Tepe'de bulunan önemli bir alan, 12 bin yıllık dairesel yapılar ve tarım devriminden hatta çanak çömlek yapımına kadar daha eski olan ve bu kadar eskiye dayandığı için de tarımın uygarlığa ulaştığı fikrinin alt üst olduğu bir dönem. Bu Ceyhan seçeneğinde Göbekli Tepe olarak ne yapılmış, belirtilmiş bunu görüyoruz. İkinci soruya geliyoruz arkadaşlar. İkinci soruda yukarıdaki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir cümlesi verilmiş. Evet Göbekli Tepe ile ilgili bir metin verilmişti birinci soruda. Arkadaşlar burada Bursa seçeneği bilimsel bilginin değişebilirliği söylenebilir. Çünkü arkadaşlar bulunan yeni buluşlar, yeni veriler, yeni belgeler, yeni veriler bunlar ne yapacaktır? Bilimin gelişmesinde, değişebilmesinde etken olacaktır. Dolayısıyla Göbekli Tepe'de bunu ne yapıyor bize? Vermiş oluyor. Dolayısıyla Bursa seçeneğini doğru cevap olarak alıyoruz. Ve arkadaşlar soru 3'e geliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Şüphesiz ancak akıl sahipleri bunu hakkıyla düşünür. Ayeti aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Adana seçeneği arkadaşlar ilim sahiplerinin Allah katındaki değeri bu ayeti kerimede ne yapılmıştır arkadaşlar? Anlatılmıştır. Dolayısıyla ilim sahiplerinin Allah katındaki değeri de ki hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Ayetinde ne yapılmış? Aktarılmıştır arkadaşlar. Ve soru 4'e geliyoruz arkadaşlar. Soru 4'te arkadaşlar itibar, nazar, tedebbür, tefekkür, tefakkuh ve tezekkür terim ve kavramları Kur'an'daki geçen ayetlerle beraber verilmiş ve denmiş ki yukarıda verilen kavram ve terimler Kur'an'ın neye yüklediği önemli bir takım işlevsel görevlerden bazılardır arkadaşlar. Arkadaşlar bunlar akla yüklediği, Kur'an-ı Kerim'in akla yüklediği bir takım işlevsel görevlerdir arkadaşlar. Dolayısıyla Ceyhan seçeneğini ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Ve arkadaşlar 5. sorumuza geliyoruz. Evet, yukarıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde bilim ve düşünceye önemli katkısı olan bir kurumdur? Arkadaşlar, Denizli seçeneği Beytülhikme. Beytülhikme, bilime ve düşünceye katkısı olan, felsefeye katkısı olan İslam felsefesine ve düşüncesine özellikle kurumlardan biridir. Soru 6. Arkadaşlar, Allah'tan ancak kullarının bilgili olanları korkar. Şüphe yok ki Allah üstündür, rahimdir. Fatır suresi 28. ayet. Evet, buna göre arkadaşlar, bu ayete göre yukarıda verilen ayetin ana konusu aşağıdaki
şehirlerden hangisidir arkadaşlar veya hangisi olabilir diyelim. Arkadaşlar Bursa seçeneği doğru cevaptır. İlim öğrenme ile ilgilidir. Ve arkadaşlar 7. sorumuza geliyoruz. 7. sorumuzda 4 tane öncül verilmiş ve denmiş ki yukarıda verilen faktörler aşağıdakilerden hangisinin İslamiyet'i kabulünde etkili olmuştur? Arkadaşlar faktöre faktörlere baktığımızda bunun Türkler olduğunu görüyoruz. Çünkü İslam dininin karakter ve düşünceye ve ideallere uygun olması, ahiret inancına sahip olması, cihat ve cihadın ahirette sağlayacağı mükafat, alplik ülküsüne, gaza ruhuna uygun olması Türklere özgü önem verdiği özelliklerdir. Dolayısıyla Türkler diyoruz ve soru 8'e geçiyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dinini kabul etmelerinde etkili olan faktörlerden biri değildir arkadaşlar denmiş. Arkadaşlar burada Edirne seçeneği değildir. Orta Asya'da yaşayan bir millet olmaları bu değildir ama İslam dininin karakter, düşünce, ideallerine uygun olması, ahiret inancına sahip olmaları, İslamiyet'teki cihat ve ahiretteki mükafatı, gaza ruhuna uygun olması bütün bunlar Türklerin İslam dinini kabulünde önemli faktörlerdir ama Edirne seçeneği değildir. Ve soru 9'da noktalı yerler verilmiş ve denmiş ki yukarıdaki noktalı yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar Ceyhan seçeneği birinciye Emeviler, ikinciye de 3 getirmeli. Çünkü Emeviler zamanında İslam'ı tanıyan Türklerin tümünün Müslüman olması 3 asrı geçen bir zaman diliminde gerçekleşmiştir. Dolayısıyla doğru cevap Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. Ve arkadaşlar 10. soruya geliyoruz. Aşağıdakilerden hangisinin yönetimde uyguladığı siyaset Türklerin millet olarak İslam'a girmelerini yavaşlattı arkadaşlar? Arkadaşlar Emevilerin uygulamış olduğu siyaset İslamiyet'e Türklerin daha geç girmesini sağladı. Böyle neden oldu daha doğrusu olumsuz bir durum yaşattı. Soru 11'de de arkadaşlar bir öncül verilmiş ve denmiş ki buna göre metinde bahsedilen savaş aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Türkler Çinlilere karşı Müslümanların yanında yer alarak sadece savaşın değil, Türk-Müslüman münasebetlerinin de seyrini değiştirdi. Bu savaş Talas Savaşı'dır. Bu savaş sonrası Türklerin İslamiyet'e girişleri daha da hızlandı arkadaşlar. Dolayısıyla Ceyhan seçeneği doğru cevaptır. Ve soru 12'ye geliyoruz. Abbasilerin takip ettiği doğru siyaset neticesinde Halife el-Me'mun ve el-Muttasım zamanlarında nokta nokta sakinlerinin tamamı Müslüman oldu cümlesinde boşluğa hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar Mavera-ün-Nehir'de, Nehir bölgesinde Abbasilerin takip ettiği olumlu davranışlar neticesinde bu bölge Mavera-ün-Nehir bölgesinin tamamı Müslüman oldu. Ve soru 13'e geliyoruz. Seyhun ve Cevhun nehirleri arasında kalan bölgedir. 2. Türklerin İslamiyet'le karşılaştıkları ilk bölgedir. 3. Buhara, Semerkant ve Taşkent önemli şehirlerdir. Yukarıda özelliği verilen bölge aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar bu verilen veriler, bilgiler Mavera-ün-Nehir bölgesidir. Dolayısıyla arkadaşlar buradaki özellikler Edirne seçeneği, Mavera-ün-Nehir'i bize işaretliyoruz. Ve soru 14. Ribat, Fütüvvet ve Ahilik Teşkilatları. Yukarıdaki teşkilatlar aşağıdakilerden hangisinde etkili olmuştur? Veya aşağıdakilerin hangisinde etkili olmuştur arkadaşlar? Sevgili arkadaşlar, Ribat Teşkilatı, Fütüvvet Teşkilatı, Ahilik Teşkilatları. Evet, Ribat, Fütüvvet, Ahilik Teşkilatları arkadaşlar. Bursa seçeneğindeki Horasan, Anadolu ve Balkanlarda İslamiyet'in yayılmasında etkili olmuştur arkadaşlar. Diğer seçenekler ya yanlış veya eksiktir. Dolayısıyla en doğrusu Bursa seçeneğidir. Bundan mütevellit Bursa seçeneğini işaretliyoruz sevgili. Soru 15'e geliyoruz. Arkadaşlar yukarıda özelliği ve topluma katkıları verilen teşkilat aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş. Arkadaşlar verilen öncüllere baktığımız zaman bunun ahilik teşkilatı olduğunu göreceğiz. İşte göçebelerin yerleşik yaşama uyum sağlamaları, Anadolu'nun yerli halkı karşısında göçmen Türklerin haklarının korunması, Asya'dan gelen sanatkar ve tüccar Türklerin yerli sanatkar ve tüccarlarla yarışabilecek seviyeye gelmesi ve benzeri. Bunlar ahilik teşkilatının özellikleridir arkadaşlar. Ve soru 16. Aşağıdakilerden hangisi milletimizin İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerden biri değildir? Arkadaşlar Ceyhan seçeneği Atilla değildir ama Ebu Hanife, Cafer es-Sadık, İmam Maturidi, İmam Şafi Hazretleri bunlar Türklerin İslamiyet'i tanımasında etkili olan şahsiyetlerdir. C şıkkı Atilla değildir. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmanızı istiyorum arkadaşlar. Ve arkadaşlar çevrenizde de paylaşırsanız memnun olurum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Başarılar diliyorum.
kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı sorular dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitaplarına esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olacaksınız. Sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.